kameranın tutmasını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle, bir pazar akşamı... bilmiyorum ya, yani şey... Enerjiye geliyor durum. Evet, de şey... Burada böyle ilk birbirimizi tanıma aşamasında da çok yakın arkadaş olunca o kimya fiyat tutacağız. İşte partner kimsesinde her zaman ama daha kıymetli oluyor. Bir de yani hedefimiz şeydi, güzel bir iş çıkarmak, eğlenmek, en önemlisi eğlenmek ve yani ekibimizle gerçekten gururlu bir yapımız bir iş çıkarmak. O yüzden umarım onu yaptık. Hiç endişeleriniz oldu mu? Hani olmaz, olacak mı gibisinden başlayalım. Yani herkes olabilir. Çünkü şu an televizyonun neyin olmadığını pek belirleyen bir şey yok. Pek anlayamıyoruz artık galiba. Ben bir yorum yapmayacağım, sistemle yapabilirim ama... Tamam, ben konuşuyorum. Sen konuş. Şöyle yani, tam olarak anlayamayacağımız bir duruma geldi artık. Ne tutacak, halkı seyirci, halk neyi sevecek, bize tabii çok endişeler. Ama biz işimizi o kadar çok sevdik ki, bizim sevgimizi herhalde anladılar. Onlar da bizim kadar sevdiler. Bu sevgi sadece burada kalmadı, yurt dışından falan da taştı. Aynı zamanda Handan'ın bir köşemiz var. Birkaç köşemiz var. Biri değil de bir yani birkaç tane var. Yani çok özel, önemli benim için. Peki, güzellik listesinde zirvede olmak nasıl oluyor? Basit değil aslında beni ilgilendiren. Tabii ki hani güzel bir göreceli bir kavram. Evrensel bir şey. Herkes böyle değişen bir şey. Benim daha çok aldığım ödül ilgilendiriyor. O biraz daha... Aşağı fazla bastırma kamerayı. Hayranların için hep belirli bir şey var. Yani bu ilişki nereye gidecek? Bu evlilik olacak mı? Hep bu soru var. Her zaman soruluyor. Burada net bir cevap alamam. Burada. Ayaklı Gazetesi'nin ödül töreninde bununla alakalı net bir cevap. Sokakta çok fazla yakalıyor. Bu kadar bulamıyor. Yeşil ışık falan yanıyor. Yani şimdi şöyle bu akşam... Hadi kısa şey konuşmaya geldik. Yani bu akşam burada neden olduğumuzu biliyoruz. Yani şimdi şey yani... Öyle şey özel mevzulara da girmeye gerek yok. Yani şey işimiz için buradayız. Onun için de çok mutluyuz. Ve muharrem değil. Terledim. Hayır, neden? Yine giyimimizden. Tamam, ben de evde yani. Kıyafet konusunda tavsiye ediyorum. Şimdi diyelim. Benim bir toplumda daha tavsiyemim var. Ben anneye çok karışmıyorum. Sen çok karışmıyorsun. Evet. Tamam. Çok müdahale etmiyorsun. Çok sevdiğim sebebi söylüyorum sana. Bundan sonrası için yine birlikte bir proje bulur mu? Bir düşeceğimiz falan gelirse kabul edemez. Tamam, ben aslında sana ilgili bir durum. Bence hemen bir daha çalışmak istemez. Olsun, yok canım. Şey yani... İnşallah öyle bir şey olur ama annenin de yani, tamamen senaryo ile alakalı karakter. Gerçekten güzel, özel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.